Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü sevgili izleyiciler ve bu kapsamda bugün havuz başında bir tören düzenlendi. Ancak soğuk havada yapılan tören öğrencileri adeta dondurdu sevgili izleyiciler. Aslında böyle bir törene gerek var mı? Bu da tartışılır ama madem tören yapılacak, o öğrencilerin orada ne işi var? Çünkü hava gerçekten soğuktu ve öğrenciler tir tir titredi. Buradan sormak lazım yetkililere. Acaba kendi çocuklarınız o bayrak ve flamaları taşırken orada üşüseydi, acaba içiniz yanar mıydı? İşte haberimiz. Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen törende soğuk hava altında yaklaşık bir saat boyunca bayrak ve flama tutan öğrencilerin üşüdüğünü gören bir öğretmen, öğrencilerinin ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştı. Öğrencilerinin üşüdüğünü gören bir öğretmen, tören boyunca öğrencilerinin yanından bir an olsun ayrılmayarak üşümelerini engellemeye çalıştı. Öğrencilerinin üşüyen ellerini kendi elleriyle ovarak ısıtmaya çalışan öğretmen, tören boyunca öğrencileriyle ilgilendi. Bazı üşüyen öğrenciler de tören boyunca tuttukları bayrak ve flamalara sarılarak soğuk havadan korunmaya çalıştı. Çeling sunumuyla başlayan tören İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın konuşması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenin bitmesiyle rahat bir nefes alan öğrenciler ısınmak için okullara koştu. Havanın çok soğuk olduğunu ve bayrak tutarken ellerinin donduğunu ifade eden öğrenciler Erzurum'da yaşamanın zor olduğunu söylediler. Öte yandan törenin yapıldığı alanda bulunan süs havuzunun da donması öğrencileri şaşırttı. Sevmeyi, sevilmeyi, hayal kurmayı. Haksızlığın karşısında yılmadan dimdik ayakta durmayı öğret. Bana bilmediklerimi bildiğim dilden öğret. Kalemin bitmesin sildiğimden önce. Evet, bir tören düzenleniyor. Sadece bir konuşma, İl Milli Eğitim Müdürü'nün bir konuşması, İstiklal Marşı ve tören sona eriyor. İnsan sorar, ne gerek var? Öğretmenler Günü, tamam, önemli bir gün. Ancak içeride bir yerde soğuk havaya rağmen içeride bir yerde neden yapılmıyor bu tür törenler? Başka törenler salonlarda yapılırken böylesine soğuk bir günde o çocukları orada üşütmeye ne hakkınız var diye soramadan geçemiyoruz sevgili izleyiciler. Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak Öğretmenler Günü'nün dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Ahmet Altıparmak mesajında bugün ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin en seçkin günleri olan Öğretmenler Günü'dür. Bu özel günün tüm öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve yurttaşlarımıza kutlu olmasını diliyorum. Ülkemizde ilk defa 1981 yılında kutlanan ve bu anlamlı günün 33. yılını Atatürk'ün okuma yazma seferberliği başlattığı 24 Kasım 1928'inde 86. yılını kutluyoruz. Toplumumuzda öğretmenlik mesleğinin çok seçkin ve özel bir önemi bulunmaktadır. Bu öneme paralel olarak öğretmenlerimize hak ettikleri önemin ve değerin verilmesi gerekmektedir. Türk toplumunda öğretmen hakkı ana baba hakkıyla bir tutulmuş ve kutsal sayılmıştır. Çünkü öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, öğrencilerinin gözünde ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır. Tabii ki her nimetin bir külfeti vardır. Kaidesince bu durum öğretmenlerimize çok özel ve büyük bir sorumluluk da yüklemektedir.
Bu sorumluluk geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde çağdaş donanımlarla bezerken en zor koşullarda dahi ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, layık ve insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerekmektedir. Bu vesileyle başta baş öğretmenimiz Atatürk olmak üzere bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor ve aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum dedi. Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri unutmadı. Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Orhan, öğretmenlerin geleceği inşa ederek yegane mimarlar olduklarını belirtti. Mesajına, dört büyük halifeden biri olan Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözleriyle başlayarak eğitim ve öğretimin önemine dikkat çeken Başkan Orhan, bizleri hayata hazırlayan, her türlü ilmi nakış nakış beyinlerimizi işleyen insanlardır öğretmenler. Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeylerinin yükselmesi insan kaynaklarının donanımı ve eğitimiyle mümkün olabilmektedir. Özellikle bilimin, bilginin ve teknolojinin her geçen gün değer kazandığı günümüz dünyasında toplumlar sahip oldukları eğitimli ve nitelikli insan gücüyle uluslararası platformlarda var olabilmektedirler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin baş öğretmenliğini kabul ettiği günde görevi başında ve emekli olan eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybetmiş öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Evet, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kutlama mesajı böyleydi. Başkan Orhan ayrıca bugün İlçede bulunan okulları da ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve tarihi kitaplar hediye etti. Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir jest yaptı. Başkan Orhan, ilçedeki tüm okullarda görev yapan öğretmenlere belediyenin kültür yayınları arasında çıkan 93 Harbi Azizye Şahlanışı isimli kitabı hediye etti. Erzurum tarihinin dönüm noktalarından birisi olan ve ilçeye ismini veren Azizye tabyalarındaki tarihi direniş ve şahlanışı konu alan kitabın isimlerine imzalanarak gönderilmesi öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı. İlçedeki Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi ile Vali Vefik Kitapçıgil, Fatih, 23 Nisan İlk ve Ortaokullarını ziyaret eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sohbet etti. Öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden mimarlar olduğunu dile getiren Başkan Orhan, bizleri hayata hazırlayan toplumun geleceğinin şekillenmesinde anne babadan sonra en büyük pay sahibi olan öğretmenlerimizdir. Özveri ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, bilimin ve teknolojinin ışığında ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaktadırlar. Bu yüzden öğretmenlerimize karşı yılın bir günü değil, her gün bir minnet ve gönül borcu olduğumuzu da asla unutmamalıyız dedi. Başkentin birleşimiyle oluşmuş ilçe Azizye ilçesi. Burası Ilıca bölgesi. Özellikle termal turizmle ilgili çalışmalarımız son sürekli devam ediyor burada. Bir de burada önem verilen konulardan bir tanesi kentsel dönüşüm çalışmaları. Son yapılan ihaleyle 380 tane daha konut yapılacak Ilıca'ya. Çarşı değişecek, çarşı yıkılacak, yeni bir aks, yeni bir cadde meydana gelecek. Orada da yaklaşık 114 tane iş yeri olacak. Bir turizm beldesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor olacağı inşallah. Termal enerjiyi güzel bir şekilde kullanacak. Hem ilçe halkına hem ilçe ekonomisine de farklı bir katkı sağlayacağı düşüncesi içerisindeyiz. Termal tesislerimiz hizmet veriyor. Oranın biraz özellikle standartlarıyla ilgili bir takım çalışmalarımız oldu.
Ve siyasette 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarına geçiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'ta bir kutlama mesajı yayınlayarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt mesajında öğretmenlik insanlık tarihindeki belki de en eski ve en soylu meslektir. Çünkü mevkisi ve makamı ne olursa olsun bir toplumda hayatın tüm alanlarında görev yapacak değerli beyinlerin hepsi de son tahlilde öğretmenlerin eğitim ve yetiştirmesinin ürünüdür. Yeni Türkiye yolunda bilim ve teknolojinin en üst seviyede yaşandığı günümüzde uygarlık ve çağdaşlaşma yolunda öğretmenlerimizin üstlendiği bu kutsal görev ve sorumluluk bilinci geleceğimizin en büyük güvencesi olacak, milli kültür ve medeniyetimizin ışıklı kalesi ancak fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecektir. Öğretmenlerimiz bize sadece bilginin kendisinin değil ahlakını da öğretirler. Ahlaktan, erdemden ve irfandan yoksun kuru bilginin insanlığa huzur ve mutluluk yerine yıkım ve acılar getirdiğini öğretirler. Öğretmenlerimizin sorunlarını gidermeyi ve daha iyi eğitim verebilmeleri için bütün gücümüzle çalışmayı siyasetteki varlık nedenlerimizden saydığımızı ve bu konuda büyük bir kararlılık ve iradeye sahip bulunduğumuzu bilhassa belirtmek isterim, dedi. Evet, bugün Öğretmenler Günü. Siyasiler, belediye başkanları kutlamalar yapıyor, mesajlar vererek sevgili izleyiciler. Peki acaba öğretmenlerin içinde bulunduğu durum nasıl? Tablo nasıl? İşte bu konuda bazı sendikalar anketler düzenledi öğretmenler arasında. Ve öğretmenlerin çoğusunun kredi borçlusu olduğu, hatta ve hatta tefecilerin bile ellerine düştükleri ortaya çıktı. Türkiye Eğitim Sen internet sitesi üzerinden 5-19 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen ankete katılanların maddi durumunu %0.5'i çok iyi, %15.3'ü iyi, %63.6'sı orta, %20.6'sı da zayıf olarak ifade ettiği anlatılan açıklamada %50'sinin kredi kartı borcunu ödeyemediğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Öğretmenlerin %81'inin kredi borcu bulunduğunu dile getiren açıklamada ayrıca %15'inin ise borcunu ödeyemediğinden bankaların kara listesine alındığı belirtildi. Türkiye Kamusen yöneticileri özellikle yönetici atamalarında çok başarısız bir sınav verildiğini de dile getirerek Türkiye Eğitim Sen Genel Merkezi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı anketin bu durumu ortaya koyduğunu anlattılar. 23.562 öğretmen üzerinde yapılan ankete katılanların %100'ünün de adam kayırma ve kadrolaşma yaşandığını teyit ettiğini vurgulanan haberde yetkililer, "Biz uzun süre kadrolaşma tehlikesine dikkat çekiyorduk. Türkiye genelinde eylemler yaptık. Bugün ne yazık ki okulların yandaşlara emanet edilmesi, kul hakkı yenilerek makamların doldurulması ibretlik bir tablodur. Artık okulların büyük kısmı ehil insanlar tarafından değil, elinde hamili kart yakınımdır olanlar, sırdaşlar, candaşlar, kapı kulları tarafından yönetilecektir," dediler. Evet, diğer sektörlerde olduğu gibi öğretmenlerde de durum hiç iyi değil sevgili izleyiciler. Ve bültenimize bir zam haberiyle devam ediyoruz. Bu kez zam kırmızı ete geldi. Kasaplar Odası etin kilosuna 2 lira zam kararı aldı. Erzurum'da kasaplar da zam düğmesine bastı. Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, ilde kesimlik hayvan bulunamamasından dolayı et fiyatlarına da zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek kiloda 2 lira zam kararı aldıklarını açıkladı. Biliyorsunuz son günlerde hayvan fiyatları bayağı bir prim yaptı. Et fiyatları arttı. Hayvan kargas fiyatları arttı. Bilhassa bizim Erzurum'da et sıkıntısı çekiyoruz. Ne gibi et sıkıntısı çekiyoruz? Bugün biz erkek dana bulamıyoruz. Kestiğimiz et inek malı. Dana bulamıyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman Türkiye genelinde et fiyatlarında bir oynama oldu.
Biz de bunu itibara alarak esnaf ve sanatkarlar odamıza dilekçelerimizi bundan bir ay evvel verdik. Zaten halkımız da bunu biliyor. Kurban Bayramı'nda bayağı bir yükselme oldu. Şimdi biz de altından çıkamadığımız gibi mecbur ete zammımızı yaptık. Burada esnafımız zarar ediyor. Bugün et ve balık kurumu 20.150 liraya malı kesiyor. 22 bin lira eti satıyor. Devlettir. Tabii ki biz buna saygı göstermemiz lazım. 20 liraya alır, 10 liraya verir. Vatandaşa ucuza satar. Biz ona saygı gösteriyoruz. Ama bizim devletin karşısında dayanma gücümüz yok. Buna ne, bu nedenle biz ete zamı yaptık. Esnafımız aşağı yukarı 24 küsur liraya mal ediyoruz, masrafsız. Mecbur kaldık, yani ete zamı yaptık. Biz halkımıza duyuruyoruz bunu. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında valilik binası olarak hizmet vermiş ve onlarca badire atlatmış eski valilik binası, yapılan çağrılar sonucu tarihi yapının sahibi ortaya çıktı. Erzurum Röleve ve Anıtlar Birliği Müdürü Suat Bakır yaptığı açıklamada eski valilik binasının Ekim ayına kadar hazineye ait taşınmaz olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı başvuruyla birlikte 7 Kasım 2014 tarihinde Erzurum Röleve ve Anıtlar Birliği'ne tahsis edildiğini söyledi. Binanın Erzurum Röleve ve Anıtlar Birliği'ne hizmet binası olarak restore edileceğini ve ihale sürecinin başlattığını ifade etti. Yapılacak çalışmalarda restitütasyon, restorasyon, elektrik, makina ve çevre düzenleme projelerinin Aralık ayında hazırlanacağını anlatan Bakır, restore çalışmaları için Erzurum Valiliği'nden Röleve ve Anıtlar Birliği adına sağlanan ödeneklerden yararlanacağını ifade etti. Yapılacak restorasyon çalışmalarının 2015 Ocak'la Mart ayları arasında başlayacağını kaydeden Bakır, binanın 2015 Aralık ayında çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete açılacağını dile getirdi. Vatandaşlarsa tarihi binanın harabe görüntüsünden dolayı üzüntü duyduklarını ve tarihi mekana sahip çıkılmasının kendilerini şimdilerde sevindirdiğini ifade ettiler. İmam Hatip'e bağlı olarak yurdudu. Orada talebeler kalıyordu. Onun aynı sistemi şu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nun olduğu yerde de aynı bina vardı. Onun tatbikat okulu da orası esas valilik dediğiniz yer herhalde oraydı. Burası İmam Hatip yurdunda kalan talebelerin burada yurtta kalıyordular. Orta. Valilik binası burada değil, yani orayı bilmiyorum da ya tatbikat okulunun o ön binanın olduğu yerdir, yurt talebelerin kaldığı yer olarak ben orayı iyi biliyorum. Güzel olur çünkü oranın taşlarının o motiflerde oturtulması yapılmış eski döneme bak, geriye dönersek şimdiki bu dönemde zaten beton yığılı yapılıyor. O şekilde restore edilirse tabii ki daha da İstanbul Kapısı gibi bir daha büyük bir gelir yeri olmuş olabilir yani. Kötü çünkü akşamları burada tinerciler falan içeriye gidip ateş yakıyorlar, tiner kullanıyorlar. Bunlar da var buradan, yani gece saat 12'den sonra kimsenin geçmesi biraz tehlikeli oluyor açık olduğu için. Tamir edilse tabii ki kalkın bir büyük bir tarihi yer yine Erzurum'a mal edilmiş olur. İstanbul Kapısı gibi. Burada en eskiden hayvanlar duruyordu burada. Geçelim bir başka tarihi yapıya. Bu kez kameralarımızı Erzurum Hamamı'na çeviriyoruz sevgili seyirciler. O hamamın da çok eski ve tarihi bir yer olduğu biliniyor. İşte bu konuda da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Erzurum'un en eski hamamları arasında yer alan tarihi Erzurum Hamamı, Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında tarihi yapının kubbe, taşıyıcı duvar ve bacaları sağlamlaştırılırken ısı yalıtımı da ihmal edilmedi. Hamamın daha iyi hizmet verebilmesi için restore çalışmalarının yeni yıl gelmeden tamamlanması öngörülüyor.
Tarihi Erzurum Hamamı'nın 300 yıllık geçmişiyle günümüze kadar gelmeyi başardı. Ancak son dönemlerde tarihi yapının bacaları, kubbesi ve taşıyıcı duvarlarında yaşanan yıkılma ve çatlaklar nedeniyle restore kapsamına alındı. Çalışmaların 3 hafta önce başladığını anlatan yetkililer, ilk etapta taşıyıcı duvarların taş ve betonla desteklendiğini, bacalarınsa yenilendiğini ifade etti. Kubbeye ısı yalıtımı yapıldığına dikkat çeken yetkililer, çatının da olası bir yıkılmaya karşı sağlamlaştırıldığını belirtti. Biliriz, Allah nasip edersin. Sevgili izleyiciler, bir arkadaşlarının doğum günü için sürpriz yaptılar, vatandaşların da büyük ilgisini çektiler. Evet, bazı bayan arkadaşlar bir arkadaşlarının doğum günü için cadde ortasında pankart astı. İşte o ilginç haber. Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bayanlara özel hizmet veren bir kafede arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen 4 genç kız kafenin bulunduğu binaya "Ayşen doğum günün kutlu olsun" yazılı pankart astı. Renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan pankart, caddeyi kullanan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Arkadaşlarına sürpriz yapan gençlerden Kübra Aydın yaptığı açıklamada, Ayşen isimli arkadaşına sürpriz yapmak istediklerini ve bina dışına asılan pankartla bu sürprizi tamamladıklarını ifade etti. Arkadaşlarının pankartı gördüğü ilk anda ağladığını anlatan Aydın, zor zamanlarda birbirlerine destek olduklarını kaydetti. Kübra Aydın, "Ayşen arkadaşımızın doğum günü olduğu için sıradan bir şey yapmaktansa bu şekilde bir sürpriz planladık. Erzurum'da galiba ilk defa bu şekilde bir doğum günü kutlandı" ifadelerini kullandı. Bugün bizim için çok anlamlı bir gündü. Ayşen arkadaşımız değişik bir sürpriz bekledi bizden. Biz de tüm arkadaşlarımızla Kübra, Şeyma, Ayşe beraber düşünüp en güzel bulduk ve bir pankart açarak değişik bir sürpriz yaptık. Herkesin arkadaş olduğu da dost olamaz. 4 tane çok iyi dosta sahip. Yaptıkları sürprizler dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Geçelim Büyükşehir Belediyespor'a. Sevgili izleyiciler, dün Kazım Karabekir stadında komşu il Bayburtspor'u ağırladı mavi beyazlar. 90 dakika boyunca vasat bir futbol vardı. Hatta ve hatta konuk takım eline geçirdiği fırsatları değerlendirseydi Büyükşehir Belediye Erzurumspor bugün çok farklı bir skorla mağlup olabilirdi. Ancak futbol bu. Adalet bazen olmuyor futbolda. Ve 90+3'te mavi beyazlar bir kafa bu golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Skor iyi ama futbol taraftarın gözünde maalesef hiç de iyi not almadı. 13. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurum Spor evinde komşu ilin takımı Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor'u konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 90+3'te Ömer Faruk Çelimli'nin kafa golüyle 1-0 galip geldi ve puanını 21'e yükseltti. Konuk takım Bayburt'sa 12 puanda kaldı. Kazım Karabekir stadında soğuk bir havada oynanan maça 1500 dolayında Erzurumlu taraftar ilgi gösterirken 100 dolayında Bayburt taraftarı da kale arkası tribününde takımlarını destekledi. İki takımın taraftarı 90 dakika boyunca kendi illerinin adına tezahürat yaparken zaman zaman da birbirlerine sözlü olarak sataştı. Kazım Karabekir stadında oynanan maçta konuk takım Bayburtspor 90 dakika boyunca daha arzulu ve istekliydi. Sarı siyahlılar mutlak gollük pozisyonlardan yararlanamazken kaleci Anıl Ata %100'lük gol kurtarışlarıyla Bayburt forvetlerine geçit vermedi.
kalesine set çeken başarılı file bekçisi günün kahramanı oldu. Bu sezon ligde inişli çıkışlı grafik çizen ve bir türlü seri yakalayamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Bayburt karşısında mutlu sona ulaştıran gol Ömer Faruk'tan geldi. Mavi beyazlı takımın kazandığı serbest vuruşu kullanan Mükail topu ceza sahasına gönderdi. Arka direkte yükselip kafayı vuran Ömer Faruk Çelimli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle Mavi Beyazlar karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. Biz buradan defalarca teknik heyet, teknik direktör Taşkın Güngör'e bu takımın iyi futbol oynamadığını ve bu takımın ilk 5'e girme şansının da bu futbolla olamayacağını defalarca söyledik. Ve şimdi yönetim Ocak ayını beklemeye başladı. Sezon başı yapılan transferler, onca harcanan paralara rağmen şimdi gözümüzü tekrar Ocak ayına diktik. Sevgili izleyiciler, inşallah hayırlısı olur da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hak ettiği yere gelir diyoruz. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Hoşça kalın.